Sözü ben devralan Hande Fırat'tan ve Ahmet Hakan'dan devralan Fulya Öztürk'e ve konuğu Sayın Masum Türker'e bırakmak istiyorum. Hoş geldiniz bu arada efendim. Evet Deniz Bayramoğlu, çok teşekkür ediyorum sana ve saatlerdir anlatımınla ekranlardaydın. Şimdi efendim ben Fulya Kalfa ekranlarınızda olacağım. Gelişmeleri aktaracağız sizlere. Değerli izleyenler, Türkiye genelinde milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Biz de arkadaşım Meltem Bozbeyoğlu ile birlikte gelişmeleri hem CNN Türk hem Kanal D ortak yayınında an be an sizlere aktaracağız. Değerli izleyenler, Yüksek Seçim Kurulu 18.30 itibariyle yayın yasağını kaldırdı. Anadolu Ajansı verilerine göre şu saate kadar sandıkların %93,7'si açıldı. Bu verilere göre şu ana kadar Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan %49,6, Kemal Kılıçdaroğlu %44,7, Sinan Oğan ise %5,3 oranında görülüyor tabloya baktığımızda. Şimdi konuklarımızla değerlendireceğiz. Ben hemen konuklarımı takdim etmek istiyorum sizlere. Kimlerle beraber olacağız bu akşam? Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı Sayın Masum Türker bizlerle birlikte. Sayın Türker, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Yayınımıza. İyi bir yayın geçiririz herhalde. Evet efendim, uzun bir yayın gerçekleştireceğiz. Evet. Uzun soluklu bir yayın olacak. Ankara stüdyomuzda da konuklarımız bizlerle beraber olacak. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel de bizlerle birlikte olacak. Sayın Yiğitel, merhabalar, selamlar Ankara'ya. Merhabalar Fulya Hanım, kolay gelsin, iyi yayınlar. Sayın Bakanım merhabalar. Sevgili Meltem'i göremiyorum, ona da merhabalar, iyi yayınlar. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Masum'a da söyledim, uzun bir yayın gerçekleştireceğiz. Ama ben şimdi ilk değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Sayın Türker, dilerseniz sizinle başlayalım. Nasıl bir tablo görüyorsunuz bakmış olduğumuzda? Öne çıkan değerlendirmeleriniz, böyle kısa kısa manşetler atacak olursanız ne söylemek istersiniz? Şimdi ilk öne çıkan değerlendirmem, kullanılan katılım oranı %88,83. Bir evvelki seçimde %86,24. Geçmiş yıllarda değişim istenen yıllardaki rekor daha kırılmadı. Yani o zaman rekor 1983'te %92,36, 1987'de yasakların kalkmasıyla birlikte %93,38'di. Bir kere bunu niye söylüyorum? Çok sert bir propaganda dönemini geride bıraktık. Cumhur İttifakı taraftarları terör odaklı ve genellikle savunma sanayine ilişkin yaptıklarını öne çıkararak propaganda yaptılar. Muhalefet ise bir araya geldik deyip değişim talebinde bulundular. Bu değişim talebine rağmen istenen gerçekleşmedi. Bu konuda da doğrusu çok kamuoyu araştırmacısı araştırma yapmıştı. Bunlardan bu kamuoyu araştırmasını, yani bu durumu tespit eden o tarihte Hakan Bayrakçı'ydı. Hatta Amerikalıların Türkiye'de yaptıkları araştırma sonuçlarının çıktığı, bana ulaştığı tarih, artık araştırma sonuçlarının bir televizyonda bir yerde yayınlanması yasaktı. Ben de Hakan Bayrakçı'ya mesaj geçip bak dedim, senin dediklerini Amerikalılar da bulmuş. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bu yapılan seçimde normal olarak değişim sağlanmalıydı. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaybetmeliydi. Neden kaybetmeliydi? 21 yıldır iktidarda olan bir kişi dünyanın hiçbir yerinde demokratik sistemlerde bırakılmaz. Bir dönem sonra ya da iki dönem sonra çekilir. Nitekim Amerika'da Wilson hariç hiçbir cumhurbaşkanı iki dönemden fazla görev yapamamış. Şimdi daha detaylı analizlerinizi alacağım. Tabii tabii. Şimdi ben hemen ikinci manşete geleceğim. Buna rağmen eğer Recep Tayyip Erdoğan bu oyu alıyorsa, o zaman Recep Tayyip Erdoğan bu süreç içinde kendisine bağlı, kendisini tasvip eden, kendisini benimseyen bir taban yaratmış demektir. Ekonomik krize, uluslararası yaşanan Ukrayna Savaşı'na ve pandemiye rağmen bu oy alınıyorsa bu bir başarıdır. Ama karşı tarafta başarılı, çünkü Kılıçdaroğlu da sağladığı ittifaklarla yaptı. O zaman bunun başlığını, manşetini atarsanız yorgunluk var, değişim isteniyor ama halk hala karar vermedi.